byn i Midyatområdet i östra Turkiet så har förföljelserna tagit en sån stark vändning att assyrierna tvingats placera ut beväpnade vakter. Sonra kurlar imdat ettikleri zaman onlar da gelince onlar kaçtılar. Yani beni öldürürseler koyun hepsini kaçarlar koydan. Koy onlara kalacak. Den här byn och de flesta andra byar runt omkring var tidigare helt assyriska. Men de sista åren så har kurdiska grannarna i området sakta försökt börja tränga ut assyrierna. Och i många byar har man också lyckats. قعدنا قد مثلونه وسجد مثلونه مش مدوب يا دكتور بسمت وين قد هو اللي ينق زاتد مش غنى على مشايل مو بتصوبه انه هو المقاس كيتو سنسور مقاس حاكبه مش غل فتيحه وحيره وفنا ما طيلا ليتو سنسور حاكبه مش غل فتيحه لي بيونا ثنا مش غنى على سبب دي قالوا فدوا امانه وعلى تشتغني فول دي قويد هاي بطرية اينا قد ذكرنا وسيفو لان وسيفو ايقولو ثرابثو دعا ماذا مشارع لبوغ دو سيفو çok kısa, çok kısa. Şimdi tabii evet, mümkün olduğu kadar Seyfo veyahut da neyse yani soykırım mı bunlardan kaçınmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi yöreyi tahlil edip konuşmalar yapmamız gerekir diye tavsiyede bulunuyor. Şimdi dikkat ederseniz Elazığ'daki Süryanilere bir Seyfo olmadı. Ama diyeceksiniz ki orada kalabalık nüfus yoktu. Diyarbakır'da da vardı, orada da olmadı. Diyarbakır'da olmaz mı Sayın ya? Niye öyle konuşuyorsunuz ya? Bir dakika. Bitirsin. Kusura bakma, dayanamadım artık. Yani ben denemeyi çok iyi bilen insanım da. Hayır. Yani şimdi benim atalarım ölmüş, dedem ölmüş. Siz bana Diyarbakır'da olmaz deyince ben dayanamadım. Bitirelim lütfen. Bitirsin ondan sonra. Şimdi Seyfo'nun... Sabrı da var ya. Seyfo'nun soykırımı anlamına gelen bir şey nasıl ispatlayabiliriz? Ya ben yazılı tarihe inanmam. Canlı tarihim var. Benim babam yaşamış. Canlı tarihi var ya. Yok, açmıyoruz. Yani ben diyorum, ama gerekçeler aslında çok kolay yazmak. Hep eskiştir zaten. Şimdi bunu belirlememiz gerekir. Uyufranı dua meydan, halkımızın çıkarı. Halkımızın çıkarı nedir? Susmakla mı çıkarıları elde edeceğiz? Yoksa konuşmakla mı? Yani şimdi artık bunları da karara bağlamamız gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor. Nedir bu çıkarlar? Hangi çıkarlar? Kimin çıkarları?
biraz şunu göz önüne almamız lazım. İlkokul mezun olmayan adamlara bu sıfatları niye veriyor Batılılar? Bu kartvizitleri niye veriyor bu Batılılar? Ve bunlar gelip bakın buralarda konuşuyorlar. Bunları, o organizasyonları yarın ele geçirirler. İsveç'te bunların Süper Lig'de oynayan bir futbol takımları var. Ya nereden kurdunuz? Bu para nereden geliyor? Orada bu iş nasıl oluyor? Ve başa oynuyor üstelik bu takım. Adı ne bu takımın? Asuri takımı. Yani onunla da bütün dünya kamuoyuna ezberletilecek. Şu anda İsveç birinci liginde. Süper liginde. Hem de kafaya oyun. Merhaba. Merhaba. Nihayetinde 7. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgeye gelen İslam hakimiyetiyle başta Süryaniler olmak üzere tüm bölge Hristiyanları Objektive forskare i Türkiye de finns inte. Ben gelen Sayın Sait Yıldız konuşacak konusu Süryani göçünün tarihsel arka planı. Değerli konuklar, dünyada kişi için doğup büyüdüğü yeri kaybetmekten daha büyük bir acı olamaz. Bugün bu topraklarda bu halk yok denecek kadar azalmışsa, hatta bazı yerlerde tümden yok olmuşsa, bunun nedenleri nelerdir? İki, Birinci Dünya Savaşı sürecinde 1915 yılıyla birlikte yüzyılın ilk sistematik katliamlara diğer gayrimüslim halklarla maruz kalmıştır. Türkiye'nin kendi tarihiyle barışık olmaması birçok konuda sorunların çözümsüzlük ekseninin de varlığını korunmasına neden olur. Ne inkar ne de unutturan yaklaşımlar çözüm değildir. Katılımcı arkadaşların bu tür konularda soruların sorulması elimizden geldiği kadar da bu soruları cevaplandırmamızdır. Teşekkürler. Şimdi bu ülkeyi, bu acıları kaşımanın bence bir anlamı yoktur. Yani katliam kelimesi çok kolay olarak kullanılmamalı. Yani ben Elazığlıyım. Ben Elazığ'da bir tek Süryani'nin burnunun 1915'lerde kanadığını duymadım, bilmiyorum. Sayın Mehmet Çelik, biraz daha önceleri konuşmamda değindiğim gibi işte bunları kaşımayalım, unutalım, unuturalım yaklaşımıyla olaylara yaklaşmak istiyor. 1914'te Osmanlı sayımlarına göre Jack McCarthy'nin kitabında Diyarbakır'da 58.581 tane... Bu belgeleri yayınlayın yani. Lütfen karşılıklı konuşmayalım, rica ediyorum. 1927'de yapılan Yusuf sayımlarına göre Diyarbakır'da Süryanilerin nüfusu 3.700'dür. Peki 1914'te 58.581 kişi olan nereye gitmiştir 55.000? Thank you for your presentation. It was really.